Şimal. Ne yapıyorsun burada? Birisi görecek. Ali nereye gidecekmiş? Rüya söylemedi mi gerçekten? Söylemedi. Antalya'da ne varmıştı? Birlikte orada yaşayacaktık. Oraya mı giderdi? Bilmiyorum. Bahçesinde portakal ağaçları varmış. Ben hiç göremedim. Bir gün beni tamamen unutacak. Başka biriniz. Hayat devam ediyor. O da kendine yeni bir yol çiziyor. Yeni bir iş, yeni bir hayat. Bak senin de yeni bir hayatın olacak. Bülent geliyor. Toparlan lütfen. Ver şunu. Çabuk çabuk çabuk. İşte benim sevgili, özü sözü bir ailem. Nasılsınız? Benim eşine sadık, vefalı karım da iyi. Maşallahı var, maşallah. Bülent, kısa kes. Karımla hayatımızı kolaylaştırmak için bazı atılımlar yaptım. Ne gibi? Şoför tuttum. Şoför mü? Ali! Yakından tanıyorsunuz değil mi karıcığım? Yeni şoförümüz Ali. Karıma özel. Önce vatana, millete, sonra bana hayırlı uğurlu olsun. Şimal Hanım. Karım sevinçten bayıldı. Yardım etsene. Ya ben de fıtık vardı da. Yardım etsene. Tabii. Hayır, hayır, sen olmaz. Olmaz. Yani tek başına kaldıramazsın. Yok, sorun değil. Sorun değil. Şöyle. Tamam. Gerisini ben hallederim. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ali'ye işi almak da ne demek oluyor? Bunama belirtisi bunlar anneciğim. Söyledim ya, şoförüm olacak. Araban bile yok. Ne şoförü? Aa, daha gelmedi mi? Ne? Tada! Bana hoş geldin hediyeniz anneciğim. Bu araba derhal galeriye geri gidecek. Ali'yi de münasip bir dille yolla. Araba giderse karımı ve oğlumu alır giderim. Ali giderse yine aynı tarife.
Sakın bir katakulle çevirip Ali'yi göndermeye kalkma. Alt tarafı bir şoför. Niye bu kadar önemli? Kızım bu haldeyken kimse görsün istemiyorum. Ali'yi derhal kov. İkna olmadım. Ne halin varsa gör. Sevinç mutfaktadır. Git odanı göstersin. Sağ olun Bülent Bey. İş görüşmesi için geldim ben, şoförlük için. Onu biliyorum. Ama şoför benim için alınmayacak, Rüya için alınacak. Ben de burada çalışıyorum. Ne diyorsunuz? Ali Bey. İyi şanslar. Sağ ol. Odadan çıkmak, Ali ile yüz yüze gelmek yok. Yüzünde masken olsa bile. Burada mı kalacak? Göndereceğim en kısa sürede. Damadını gönderdin gibi mi? Bülent istediği kadar işi yokuşa sürsün. Eğer biz açık vermezsek sonunda boşanmayı kabul edecek. Dava da şöyle ya da böyle sonuçlanacak. Atlas'ın velayeti de kızımda kalacak. Ama Ali... Beni tanımadı bile. Bu hiç tanımayacağı anlamına gelmiyor. Kendine gel. Eğer Bülent bir şeylerden şüpheleniyor olmasaydı Ali'yi işe almazdı. Açık vermemeliyiz, anlıyor musun? Uyuyamıyorum gördüm. Şunu al. İç, güzelce uyu. Ali gidene kadar da bu odadan çıkmamaya çalış. Thank you.
Şümer Hanım. İnsanın hayatını kaybettiği, yüzlerce insanın yaralandığı talihsiz sarnıç yangını hakkında şok bir gelişme yaşandı. Şümer Hanım. Ben cüzdanımı unutmuşum da. Ben onu yani resmi. Çiçeğimin mezarında buldum. Bulduğum günden beri de böyle içim içimi yiyor yani. Nasıl desem. Ve huzursuz oldum yani Şımar Hanım. Yani neden huzursuz oldum deseniz net bir cevabım da yok. Ama böyle sormadan edemiyorum yani bu ne iştir diye. Şimdi Atlas götürdü desem saçma. Küçücük çocuk yani. Ne işi olur mezarlıkta, değil mi? O zaman kim Atlas'ın çizdiği bir resmi çiçeğimin toprağına saklasın? Ben yani düşünüyorum çıkamıyorum bu işin içinden. Yani siz desem o da olmaz. Bu halde mezarlığa gidecek haliniz yok. Yani kim neden böyle bir şey yapar, niye yapar ben anlamış değilim. Ali! Lan nerede kaldın? Aa! Karıcığım? Bülent Bey pardon, ben şimdi geliyordum. Hayırdır karıcığım? Senin ne işin var burada? Ben... Bunu ben ne yaptım? Aşk olsun hayatım. Bana söyleseydin keşke. Yorulma sen.
Şımar Hanım çok sağ olun. Ben dünden beri kayboldu diye kahroluyordum. Sağ olun. Dandirik iğneden prim yaptın. Parayla satılamazsınız onu. Öyle bir değeri var benim için. Bunun sende ne işi var gülüm? Yok artık, yok artık. Bir şey mi oldu? Diyorum ki bu kadarı da pes. Sarnıç'taki yangınla ilgili acayip bir haber var. Kaza değilmiş, cinayet diyorlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kim yapmış? Vallahi bizimkinin avukatını almışlar, Çelebi'yi. Sultanahmet Emniyeti'nde sorgudayım. E daha duracak mıyız gülüm? Hadi. Mutfak katında kilitli kalan çalışanlar olduğu bilgisi hala resmi olarak teyit edilmedi. Ama bu söylentiler yangının bir kundaklama eylemi olduğuna yönelik düşünceleri kuvvetlendirmiş gibi görünüyor. Bugün öğlen saatlerinde gözaltına alınan Çelebi Kayabeyli ve kardeşi İskender Kayabeyli sorgu için emniyete getirildi. Kaza değilmiş. Sorguları devam eden Çelebi Kayabeyli ve kardeşi İskender Kayabeyli'nin tutuklu mu yoksa tutuksuz mu yargılanacağının önümüzdeki saatlerde belli olması bekleniyor.